Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam sohbetimiz şeytan üzerine olacak inşallah. Onu tanıyacağız. Şeytan bize nasıl yaklaşıyor, nereden yaklaşıyor onu bileceğiz, bilmeye çalışacağız. Ve en son ona karşı nasıl korunabiliriz, nelerden ne yapabiliriz onları ele alacağız. Şeytan hepimizin çok iyi bildiği, aslında isim olarak bildiği ama detayında birçoğumuzun, biz de dahil, onun aldatmasına düştüğü görünmeyen bir mahluk. İslam'da şeytanın ifadesi gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlıkta ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, asi, insanları saptırmaya çalışan cin demektir. Şeytan onun lakabıdır. Asıl iblistir. Cinilerdendir, yani cin mahluklarındandır. Dediğim gibi şeytan onun sadece bir lakabıdır. Şeytanın yardımcıları cinler ve insanlardır. Değil mi? İnsanlar şeytanın yardımcısı, ne kadar ilginç değil mi? Daha sonra onu detaylı bir şekilde açacağız. İmtihanımızın gereği bizim düşmanımızdır. Düşman. Bunu önce bizim bir tanımamız lazım. Yani nasıl düşman olduk? Nereden geliyor bu düşmanlık? Saat suresinin 71 ile 85. ayetler arasında bize bunu anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor ama burada hepsi ardı ardına. Ben kısa bir okuyacağım. Çünkü ayetleri net okuyalım ki yani kendi fikrimiz, düşüncemiz karışmasın. Rabbim meleklere demişti ki ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Yani topraktan, çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal ona secdeye kapanın. Derhal. Yani emir kesin. Ve o an yapılması lazım. Bütün melekler aynı anda biliyorsunuz secdeye kapanıyorlar. Yalnız iblis secde etmiyor. Yani şeytan. Allah-u Teala iblise soruyor. Yani seni secde etmekten alıkoyan nedir? Dediği zaman iblis, ben ondan hayırlıyım. Ben ondan üstünüm. Ben ateşten yaratıldım. O çamurdan yaratıldı. Ateş çamurdan üstündür görüyor. Ama Allah daha iyisini bilir. Allah-u Teala bu nidası şeyinden sonra iblisin ona nida ederek, çık oradan, sen artık kovulmuş birisin, ceza gününe kadar lanetim senin üzerindedir buyuruyor. İblis bu kovulmadan sonra Rabbinden bir niyazda bulunuyor. Ey Rabbim, o halde tekrar diriltecekleri güne kadar bana mühlet ver, ben de onları saptırayım. Yani ben de onun yazgısı, yani kaderi, amacı, uğraşı dünya ve ahirette bizim bertaraf olmamızı istiyor. Bizim dünya ve ahiret hayatımızda helak olmamızı istiyor. Onun peşinde, ama bunu güzel yollarla gösteriyor. Güzel yollarla yapıyor. Yani biz bunu çoğu zaman sezemiyoruz. Çoğu zaman anlayamıyoruz. İlim sahibi olmayı, İhlas sahibi olmayı bizlere nasip etsin. İhlasa, ibadetlerimizi, amellerimizi ihlasa döndürürsek yine Allah-u Teala'nın orada bir güvence şeyi var, yani ayeti kerimesi var. Diyor ki ihlaslı kullarım hariç. Şeytan bizi ibadetlerle korkuttu. Birincisi. Bizi, ibadetleri bize çok gösteriyor. Mesela vakit namazı giriyor. Diyor ki ya sen şimdi vakit namazını gireceksin, kılacaksın. Bekle diyor. Biraz daha zamanım var. Seni bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor. Namazın vakti az, çıkmasına az kaldığında bu sefer acele ettiriyor. Tamam, namazını kıl. Müsaade ediyor. Namazını kıl. Bu sefer acele ettiriyor. Sen namazı, şuuru, şeyi kaçıyor. İhlası kaçıyor yani. Sevabı gidiyor. Sen namazı hızlı kıldığın zaman bu sefer Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifine girmiş oluyorsun. Namazdan çalmış oluyorsun hızlı kırarak. Ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki en büyük hırsız namazdan çalandır. Senin fakirlikle bizi korkutuyor. Yani şimdi sen buraya zekatını vereceksin de yani bu parayı sen kazandın. Bu senin paran. Nasıl zekat vereceksin? Nasıl harcayacaksın bu kadar parayı? Ya da bu sadakayı nasıl vereceksin yani?
Şimdi hocalar hep söylüyor ya, 50 euro adam sadaka için niyetleniyor, camiden çıkarken 5 euro. Onu 5 euroya düşürten ne acaba? Adam kendisi mi istedi onu? O içeriden gelen ses o muydu yani, şey miydi yani, adamın kendi sesi miydi? Öyle bir ses var mı yani? Hani içeriden gelen o vesvese o muydu? Adam 50 euro vermek istiyordu, öyle niyetlendi. Ama son 5 euro verdi. Onu 5 euroya düşürten adamın kendisi mi yoksa şeytan mı? Onlara Araf suresi 17. ayeti kerime. Elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın. Hangimiz hissettik ya sağımızdan bir şey geldiğini ya da solumuzdan bir şey geldiğini? Önümüzden, arkamızdan, belki burnumuzdan, kulağımızdan. Hissettik mi hiç yani böyle bir his? Ya şimdi geldi galiba. Yok yani. O kadar sinsi, o kadar alçak, o kadar sessiz. Ve biz bunların birçoğunu kendimizden biliyoruz. Neden? Çünkü şeytanı, yani düşmanımızı tam manasıyla tanıyamıyoruz. Tam manasıyla tanıyamayınca gardımızı da tam manasıyla alamıyoruz yani. Ne taraftan geldiğini göremiyoruz. Çünkü ilmimiz eksik. Yani Kur'an meclisine, sohbet meclisine, cemaate katılmanı istemez. Vesvese verir. Şimdi oraya mı gideceğim? Onları mı dinleyeceğim? Burada daha değişik güzel şeyler var. Bunları sana, bize güzel gösterir. Nasıl cennette Havva annemize Adem Aleyhisselam'a o yasaklı ağacı güzel gösterdiyse, bugün bize de namaz kılmamayı, dolaylı yönlerden, zinayı, içkiyi, işte iddia oyunlarını, sayısal lotoları, yılbaşı çekilişlerini nasıl güzel gösteriyorsa, ya bu dönemde böyle şey mi olur ya? Ya düşünsene 30 milyon ya. Bu para kazanılmaz mı? Sadece bir bilet alacaksın. Ondan sonra istediğin arabalara bin. İsterse hayır yap, cami yaptır değil mi? Nasıl süslüyor, nasıl güzel gösteriyor? Bugün cennetten geliyor yani. Cennette olan bir olaydan geliyor. Çok değerli bir yer. Bu dünyanın Allah'ın gözünde kutsi hadiste olması lazım. Yanılmıyorum inşallah. Sinek kanadı kadar değeri yok. Çok değersiz bir yer. Cennette olan bir olay, yasaklı bir ağaçtan yenen bir meyve ve imtihanın başlaması. Peki değersiz dünyada biz ne kadar değersiz şeylerin peşindeyizdir? Allah daha iyisini bilir. Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz ve ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı. Yalana bak. İlk yalan söyleyen şeytandır. Peki yalan söyleyen şeytanın nesi olur? Yalan söyleme işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o yüzden çok yani üzerine basarak yasaklamıştır. Hani bir mümin birçok şey yapabilir ama yalan söyleyemez. Yalan bütün kötülüklerin başıdır. İşte buradan ben size Allah-u Teala nida ediyor. Ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytan apacık bir düşmandır demedim mi? Diyecek. Dedi, bize de diyecek. Apacık düşmanınızdır demedim mi diyecek. Kur'an-ı Kerim'de defalarca kez söylemedim mi diyecek. Peki ne zaman diyecek? Ahirete gittiğimizde diyecek. Şimdi peygamber vasıtasıyla söyledi. O zaman inşallah kendisi söyleyecek bize. Ve o zaman çok geç olabilir. Hatta geç. Helal olanlardan yiyin. Temiz olanlardan yiyin. Milyonlarca helal var. 5-6 tane haram var. Ama nasıl süs, nasıl bir şeyin sahipsin ya. Değil mi? 5-6 taneyi tertemiz gösteriyor bize. Allayıp pullayıp önümüze koyuyor. Geride kalan milyonlarca helali, temizi. Ya onlar zaten sıradan ya, elimin altında hemen ulaşıyorum. Önemli olan ulaşamadığıma sahip. Güzel alışkanlıklar disiplinle sağlanır. Disiplin olunur, günlük yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir tane sahabe geliyor. Ya Resulallah, benim aklıma öyle şeyler geliyor ki, o kadar çok çirkin şeyler geliyor ki, ben burada onları söyleyeceğime, onları sizin duyacağınıza, beni Allah arşa çıkarsa, göğe çıkarsa ve oradan yere bıraksa daha hayırlıdır. Hani o kadar kötü şeyler geliyor diyor. Hani namazda aklınıza ne geliyorsa artık siz tahmin edin. Ben bunu duyduğumda o kadar çok rahatladım ki. Çünkü yani bir ilaç ya, bir reçete yani, bir almış direkt yapıştır antibiyotiği, bu iyileşir bununla. Öyle bir şey yani bu hadis-i şerif.
Çünkü o kadar çok aklına şey geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gerçekten mi diyor? Üç sefer. Gerçekten mi diyor? Gerçekten bu söylediklerin senin başına geliyor mu? Sana bu kadar kuvvetli vesvese veriyor mu diyor şeytan aleyhine. Şunu unutmayalım. Şeytanın amacı dünya ve ahiret mutluluğumuzu yok etmek. Ona sığınmayınca o zaman öbür tarafa kayıyor. Şeytana. Başka çare yok. Yok yani. İkinci bir alternatif yok. Ya ben öyle değilim. Ben şeytan. Yok öyle bir şey. Ya bu dünyada bizi en iyi bilen kimdir? Yaratandır. Yaratan ne yarattığını gayet iyi biliyor. Allah'a sığınacağız. Allah'a sığınmadığımız zaman bizi ele alınan şeytandır. Hani As suresinde Allah-u Teala hani hakkı tavsiye edenler, salih amel işleyenler ve hakkı tavsiye edenler, onun dışındakiler hüsrandadır. Hüsran, söyle hüsrandayız yani. Eğer Allah'ı unutursak, ona Allah'a sığınmazsak, onun dışında hüsran. Hüsrandayken ben nasıl iyiyim, ben nasıl güzelim, nasıl güzel olacağım? Geçici yani. Olsam bile geçici. O da senin imtihanın gereği bu dünyadaki cennetin. Ya da bu dünyadaki cennetimiz. Ya Resulullah gerçekten diyor bunlar benim başıma geliyor. İşte diyor bu sendeki gerçek imanı gösteriyor. Nasıl olur değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Rahman ve Rahim olan hem bu dünyada hem ahirette merhametli olan Allah'a sığınırım.